Ülke TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam yayınımızı Ankara stüdyolarından gerçekleştiriyoruz. Program konuğum eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve şimdinin Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok uzun zaman oldu sizleri ağırlamayalı. Biz de sizleri çok özledik. Ortak nokta Ankara'da buluştuk. Sizi programda ağırlamak istedim. Neden? Diyarbakır'a gitmiştik birlikte. Aynen. Beraber. Evet. Siz o zaman aile ve sosyal politikalardan sorumlu bakandınız. Evet. Özellikle Güneydoğu'ya yönelik olarak oradaki hani bölge travması ama kadınların o travmasını atlatmasına yönelik olarak kadın destek evleri projeniz vardı. Onları açmaya başlamıştınız. Bizim gittiğimiz hafta da oradaki açmış olduğunuz bir kadın destek evi sanırım Monotovkov değil atılmıştı Bağlar'da ve biz hemen hızlı bir şekilde yeniden yaptık, yeniden devreye aldık. Sizinle orada, olduğumuz hafta o haftaydı. Beraber sonra o yine Molotov kokteyli atılan Silvan Karakolu'nun tam karşısında bir konuşma yaptınız. Evet. Orada dediniz ki çözüm süreci artık hani yeni devam ediyor. Şehit cenazeleri artık daha az geliyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Bir konuşma yaptınız. Dediniz ki ben bu bölgenin kızıyım. Terör bitsin, çözüm süreci ne olur devam etsin. Artık anneler de bizler de ağlamayalım demiştiniz. Evet. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Yani hükümetin çözüm sürecine yönelik olarak attığı her adım, her reform adımının sabote edildiği bir süreçten geçiyordu. Şu anda ne hissediyorsunuz? Çözüm süreci işte askeri operasyonlara bıraktı kendisini, bölgede yaşananlar. Gaziantep'tesiniz. Gaziantep sadece Suriyeli mültecileri almıyor. Aynı zamanda Silvan, Sur, Cizre'den de göç alıyor değil mi? Aynen. Bu minvalde genel bir değerlendirme istiyorum size. Şimdi tabii bu işleri hakikaten anlayabilmek için damdan düşmek lazım. Coğrafyayı iyi bilmek lazım. Evet. Orada yaşamak lazım. Orada yaşayanları anlamak lazım. Yaşamak ve yaşatmak üzerine iddian, hedefin olması lazım. Buradan baktığınız zaman son 15 yıl, 2001 partinin kuruluşu, hükümet oluşu ve bugüne kadar gelişimizde aslında ne yapılmaya çalışıldığı, şehitlerimiz gelince aslında çözüm sürecinin ne kadar kıymetli ve önemli olduğu ve ne kadar herkesin sahip çıkması gereken bir süreç olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Evet. Mesela Gaziantep'te bir şehidimiz var. Yani insan o kadar canı yanıyor ki ananın elini tuttuğun zaman o bütün yüreğinden dokunuşu yüreğinde hissediyorsun. Hı. Ve hepimizin evladı var. Hepimiz anneyiz ve hepimiz kadınız. Dolayısıyla bu acı bitsin diye başlayan bir süreç aslında neden o çözüm süreci oldu, şimdi niye böyle oluyoruz'un cevabında. Eğer bugün terörle mücadelede özgürlük ve güvenlik üzerine giden bir süreç var. Hı hı. Biz onu başlattığımızda özellikle özgürlükler noktasında özellikle bütün dünyanın Kürt vatandaşlarımızın özgürlüğü üzerinde bir takım endişeler vardı. Hı hı. Biz insan hakları, demokrasi, kadın hakkı, çocuk hakkı, hiçbir ırk ayrımı, hiçbir mezhep ayrımı, hiçbir cinsiyet ayrımı yapmadan insan odaklı bir bakış açısıyla özgürlük alanlarını genişlettiğimizde güvenlikle ilgili süreci birlikte ve paralel bir şekilde götürebilme arzusuyla yola çıktık. Çünkü bir karşılıklı bir süreç yönetiyorsunuz. Süreci yönetirken de siz kendinizden eminsiniz. Demokratikleşme, insan hakları konusunda önündeki engelleri kaldırıyorsunuz, yasakları kaldırıyorsunuz. Temsilde adaleti sağlamaya çalışıyorsunuz. Karşı tarafında sözü üzerinde bir yolculuk gidiyor. Ama karşı tarafın bu niyeti ne kadar kötü kullandığı, ülkenin demokratikleşme ve özgürleşme mücadelesi, Güneydoğu'daki kalkınma mücadelesi, Güneydoğu'ya yapılan yollar, hastaneler, okullar, havalimanları, bugün Hakkari'deki yapılan havalimanı Gaziantep'te yok. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. O yollara gidip görmeyen, orada yapılan hamleleri görmeyen, oradaki ekonomik olarak kalkınmayı görmeyen, Batman'da koca bir organize sanayi oluştu. Yüzlerce kadın gelip çalışmaya başladı. Özgürlük ortamından halk
hükümetin ne kadar samimi bir şekilde durduğunu gördüm. 90'lardaki boşaltılan köyler yeniden. Yeniden oldu. Evet. Şimdi eğer biz mesela Cizre, Su çok ciddi bir güvenlik operasyonu yapılıyor. Ama halk hükümetinin ve devletinin yanında çok sağlam bir şekilde duruyor. Oradaki amaç aslında özellik ilan ederken veya başka bir niyetle işte Suriye'de yaşanan istikrarsızlığı Türkiye'ye taşımak adına bir çalışma yapılırken onlar bu hesabı yapamadılar. Onlar dediler ki biz bu ortamı kullanalım, kendi kötü emellerimizle de bütün altyapıyı kuralım. Zaten halk da biz ne dersek onu yapar ama öyle bir şey yok. Bizim Kürt Türk bütün halkımızda muhteşem bir sağduyu var, itidal var ve öngörü var. Aslında bu dönemden nasıl nemalandığında, nasıl toplumda kalkınma, toplumda büyüme noktasında devletin şefkat yüzünün nasıl onlara yansıdığı göründü. Dolayısıyla şu anda PKK'nın daha yalnız kalmasının, feryat figan etmesinin, Kandil'den gelen seslerden eyvah bittik denmesinin nedeni o. Çünkü her şey halkla başlıyor. Çözüm süreciyle hükümet ve devlet vatandaşın yanında olduğunu, sivil vatandaşın yanında olduğunu ve terörle mücadele eğer bu kötü niyetle kullanılıyorsa da buna devletin öbür yüzüyle bütün kamu düzenini sağlamak gibi ikinci önemli bir görevi olduğunu da ve bunu dengelemek gerektiğini de vatandaş gördü. Dolayısıyla ben inanıyorum Bahar'la beraber bu güvenlikte onlara gerekli bütün dersler verilecek ve Bahar'la beraber yeni bir adına milli birlik ve kardeşlik diyelim, demokratik açılım, ne söylersen söyle. Adı çok önemli değil. Dokunmak, insana dokunmak üzerine bu süreç devam edecek. Ya yani biz yeniden o zaman, bir çözüm sürecine dönüş olacak mı? Ben kesinlikle bunu düşünüyorum. Çünkü niye düşünüyorum? Yani olacak mı, olmasını temenni mi ediyorsun? Yok, ben olacağını düşünüyorum. Halk, ben oradayım. Yani Cizre'den o kadar çok insanla biz beraberiz ki. Cizre'liler Antep'te yaşıyor. İşte Cizre'de ilk operasyon başladığında bize söylenen, dediler ki devlet doğru yapıyor. Bunların korkusundan sesimizi çıkaramıyorduk. Ama bugün hükümetin, devletin duruşunun arkasındayız. Biz bu konuda çok netiz diyorlar. Dolayısıyla ben oradaki sağduyuya güvenerek bir temenni olarak demiyorum. Bu olacak. Hükümet çünkü neyin için yaptığını biliyor. Ve bu süreci dengeli bir şekilde götürecek. Tek temennim şehitlerimiz konusunda canlar gitmesin ve bir an önce çünkü bir insan kolay yetişmiyor, evlatlarımız kolay yetişmiyor, canlar gitmeden bu sürecin çok hızlı bir şekilde tamamlanması. Bugün İçişleri Bakanımızın da söylediği birkaç gün içerisinde zaten toparlanma olacağını, %90 hakimiyetin sağlandığını söylüyor. Halk da buna güveniyor. Ben bu konuda öbür tarafta özgürlük konusundaki verilmeye çalışılan da temsilde adalet, mecliste temsil, siyasi işte silahlar konuşmasın, fikirler konuşsun konusunda çok net bir tavır sergilendi. Fikirleri konuşturmayacaksanız silahları gömeceksiniz. Artık karar aşaması bu aşama. Burada devletin ne kadar net durduğunu da göstermesi bakımından çok önemli buluyorum ben. Peki siz o dönem, yani çözüm sürecinin en böyle yoğun olduğu, reform paketlerinin açıklandığı dönemde kabinedeydiniz ve işin içindeydiniz aslında. Şunu düşünüyor musunuz? İzleme heyeti oluşsaydı da, işte Dolmabahçe'deki o görüşme devam ettirilseydi de, her şey olsaydı da, olsaydı bile kaçınılmaz son bugünkü bu çatışma ortamı olurdu diye düşünüyor musunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Aslında bu bir ayrışma. PKK ve onun uzantısı siyasi partinin Kürt halkının, Kürt vatandaşın yaşamıyla, okuluyla, sağlığıyla hiçbir derdinin olmadığı ve ipinin bu ülkeyi bölmeye çalışan farklı niyetli insanların elinde olduğunu, aynen paralel yapıdaki gibi. Bu da bir ayrışma. Bu da kendi içinde bir ayrışma. Ama ayrışma halkın durduğu yer önemli bir nokta. Kandil'in kendi içerisindeki ayrışma mı, yoksa bu tamamıyla aslında Kandil'i de aşan ben hepsinin kendi içinde büyük bir yapı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu toplanan silahlara baktığınız zaman Allah için hiçbir destek gelmeden, finansal destek gelmeden bu sistem nasıl kuruluyor?
Dolayısıyla aslında halkımız bunların hepsini çok net bir şekilde görüyor ve hükümetimizin bugün durduğu noktanın çok doğru bir nokta olduğunu görüyor. Turnusol gibi. Kardeşim ben Kürt vatandaşıyım, ben hakkımın, hukukumun hükümet tarafından korunduğunu ve eskiye göre çok ciddi bir özgürlük ortamı ve yatırım ortamı sağlandığını, senin derdin ne dediği noktada silahlı gücün mutlaka ayrıştığı bir noktaya gidiyoruz. Bu noktada çok uzun sürmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü örgütlenmek, örgütlenme, halk kimin yanında duruyorsa o taraf burada zaferle çıkacak ve şu an halk hükümetinin ve devletinin yanında. Ve biz bunu çok hızlı bir şekilde toparlayacağız. Biz hep Cizre'den, Silopi'den, bölgeden göçler olduğunu biliyoruz ama bunu en yoğun bir şekilde yaşayan biz yaşıyoruz. Antep değil mi? Nasıl yaşıyoruz? Ne kadar göç aldı? 200 bin kişi o bölgeden hareket etti. 200 bin kişi. Şehir 2 milyona dayandı. 350 bin. Antep'ten bahsediyorsunuz. Tabii Gaziantep. Yani 200 bin kişi direkt Antep'e mi? Nereye geliyor? Oradan bütün hareket edenin ilk geldiği yer Şanlıurfa, Gaziantep. İki, biz orada bölgede sigortayız. Bölgenin tamamen şu anda aslında demokratik açılımı kendi içinde de sağlamış bir şehiriz. Kürt kökenli vatandaşlarımız şehirde hayat buluyor. Biz de bakın sanayicimize bakın, sivil topluma bakın, hemşeri derneklerimize bakın, milletvekillerimize bakın. Bakanımız, başbakan yardımcımız Kürt kökenli bir kardeşimiz. Paranın başı. Sonuçta hükümetin en güçlü alanında bir Kürt kökenli bir başbakan yardımcısı var. Suruçlu, Suruç'ta yaşamış bir milletvekili var. Temsilde adalet işte liste. Gelen insanlar şehirde hayat buluyor. Niye? Şehir aş, iş üretiyor, huzur üretiyor. Dolayısıyla bu sigorta olunca oradan çocuğuyla ilgili bir endişesi varsa, çocuğun okulunu bomba atan bir zihniyet, eğer orada ona zarar vermeye çalışınca aynen Esad'dan kaçan zihniyet nasıl kaçıyorsa huzuru ve barışı nerede buluyorsa oraya gelmeye çalışıyor. Dolayısıyla şehrimizin böyle ulvi ve çok önemli bir misyonu var. Ve biz bunu yönetmeye çalışıyoruz şu Peki, anda. Peki hazırlıklı mıydınız bu askeri operasyonlar başlamadan önce böyle bir göçün Antep'e geleceği konusunda? Şimdi Elif Hanım, nasıl mesela Cizre'den çıkan bir, evet, birisi evini terk eden Gaziantep'te mesela bir akrabasının yanına mı yerleşiyor? Önce öyle oluyor. Çünkü Cizreli çok sayıda, Suğlu, Diyarbakırlı çok sayıda bizim kendi hemşehrimiz, vatandaşımız Gaziantep'te var. Evet. Dolayısıyla oradan hareket edince nereye gidecek? Amcası, dayısı, halası orada huzur bulacağı, sığınacağı. Çünkü kimin evine gidecek? Buraya hareket etmeye başlıyor. Biz nasıl yönetiyoruz? Biz 70'li yıllardan beri zaten köyden kente, Güneydoğu'dan buraya sanayiden dolayı mütemadiyen göç aldık biz. Evet. Ama biz göç aldığımızda get dolaşmadan, kendi içinde bu ayrımcılık yapmadan bir barış ortamı içerisinde bunu yönetebilme gücüne ulaştık. Aslında bu da bir medeniyet. Mesela biz İpek Yolu aksında olduğumuz için biz de o tüccarlık, sanayicilik, üç kuşak, beş kuşaktan gelen bir geçmiş var. Oturup bunu yönetebilme, yani bunu bir fırsatçılığa dönüştürme değil. Sürekli ağlayarak biz ne olacağız deme de değil. Kardeşim böyle bir mevcut durumu var. Ben bu şehirde bu riski nasıl yönetip buradan nasıl rızka dönüştüreceğim, nasıl fırsata dönüştüreceğim denen bir zihniyet, bir bakış açısı var. Odalarımız böyle. Evet. Yapımız bu. Dolayısıyla gelen kişilerin kendi içinde entegrasyonu, şehirciliği mesela biz o yüzden 12 dev proje diye milletin huzuruna gittiğimizde bunu nasıl yöneteceğiz? Bu iç göçü nasıl yöneteceğiz? Mültecileri nasıl yöneteceğiz? Bunun yan etkileri nedir? Biz burada halkımıza ne söyleyeceğiz? Bunun üzerine ekip olarak çalıştık. Dolayısıyla hazır mısınız dediğiniz şey bir anda hazır olunmuyor ama 30-40 yıllık bir şehir geçmişi var burada. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi hazır mısınız derken aslında sormak istediğim bir şey daha vardı. Akrabalarının yanına gelenler var ama akrabası olmayıp da gelmeye çalışanlar da vardır. Evet. İşini, evini, bütün her şeyini bırakıp gelenler için mesela belediyenin bu bağlamda bir sosyal yardım
Bu tür hazırlıklarınız Şimdi var mı? tabii benim bakanlıktan dolayı çok ciddi bir tecrübemiz oluştu. Evet. Çünkü sosyal yardımla beraber sosyal destek en önemli bizim aslında kadını merkeze alan bu dönemin sosyal devlet anlayışı oldu. Biz de sosyal belediyeciliği insanı merkeze alan bir yapıyla oluşturduk. Mesela ben gelir gelmez bütün mahallelere, göç alan mahallelere sosyal araştırma yaptırdım. Sosyal araştırmada kapı kapı girdik. Büyükşehir Belediyesi, profesyonel bir ekiple çalıştık. Bu evin neye ihtiyacı var? Sosyal yardım mı, sosyal destek mi? Engelli bir çocuğun durumu, bakanlık dolayısıyla yapılan desteklerdeki durum nedir? Yardıma ihtiyaç durumu nedir? Mesela o özellikle göç alan bölgelerdeki temel fiziki ihtiyaçlardaki durum ne? Bazen bakıyorsunuz tuvaletin dışarıda olduğu, banyonun olmadığı evler görüyorsunuz. Mesela şimdi biz Büyükşehir Belediyesi olarak bunların hepsinin tespitini yaptık. Hepsine büyük onarımlara giriyoruz. Birinin kanepesi yok, onun kanepesi. Yani böyle tek tipçi bir yardım anlayışıyla da değil. O evin neye ihtiyacı var? Ama mesela o evde bir uyuşturucuyla mücadele eden bir çocuk varsa rehabilitasyon merkezine alıyoruz. Oradaki kadın şiddet görüyorsa ona mücadele ediyoruz. Oradaki çocuk eğer okul hayatını yarım bıraktıysa gelin etmeyin okula gönderin diye bir kampanya yaptık. 19 sivil toplum kuruluşuyla sahaya çıktık. Çünkü 500 bin öğrencisi olan bir şehiriz. Çok genç bir nüfusumuz var. Tarama yaptık ve okulu yarım kalanları yeniden okulun içerisine alacak bir çalışma yaptık. Yani biz bu alanda, sosyal alanda belediyeciliğimizin toplam kapasitesini artırıyoruz. Bu işe ayırdığımız bütçeyi artırıyoruz. Ve bunun üzerinde şehrin bu ihtiyacını giderecek şekilde bir de hayırseverleri, daha önce biliyorsunuz bakanlıkta gönül elçileriyle başlattığımız projeyi, mesela bugün bana sabahleyin belediyede 4-5 tane sivil toplumdan geldiler. Dediler ki biz görme engelliler için kütüphane kurmak istiyoruz. Bir taraftan da onları yönlendiriyoruz. Sesli kütüphane, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığımız gibi. Yani dolayısıyla biz orada elçilik yapıyoruz. Ve bu iki birimi, iki kesimi birbiriyle uyumlu hale dönüştürecek ortak projeler üretiyoruz. İnşallah iyi İnşallah. Olacak. Siz dediniz ki yani bu bağlamda hani, sadece belediyecilik değil, farklı alanlarla da ilgilenmeye devam ediyorum. Bakanlıktan kalan bir deneyim ve tecrübe. Benim de şöyle bir sorum vardı size. Şu anda belediye başkanısınız. Sadece hani Gaziantep'e yönelik olarak bir çalışma mı? Yoksa Türkiye meseleleriyle de ilgilenmeye devam ediyor musunuz? Ama hiç... Şimdi tabii bakanlıktan gelen 3 dönem vekillik yaptım. Mesela ben belediyeye çıkmadan önce sabah erken de bütün haberleri, sosyal medyası, ulusal haberleri tarayarak çıkma alışkanlığı bana. Evet. Ya ben zaten belediyeciyim, artık yerelden sorumluyum, zaten burada kontrol altında deme lüksüm yok. O bölge de bana zaten bu hassasiyeti getiriyor. Hem de ülkemizde olanları yakinen takip edip kendi şehrimizle ilgili de bununla alakalı kısmı yönetmemiz gerekiyor. Evet. Bu konuda da hassas bir şekilde süreci takip ediyoruz. Peki şimdi Güneydoğu'da askeri operasyonlar devam ediyor ama 90'lı yıllardaki gibi yani devlet elbette ki hassas davranıyor. Bu operasyonların uzama sebebi de orada siville terörü ayırma ve bu konuda sivil vatandaşların zarar görmemesi için azami gayret gösteriliyor. Ama bir gerçek daha var. O da şu, bu operasyonlar bitecek. Orada Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de şehirler yani oradaki ilçeler, şehir yok oluyor. İnsanlar evlerini kaybediyorlar. Ölümler var. Buralardaki travmaların atlatılmasına yönelik olarak neler... Zaten Başbakanımız hükümet nazarında Mardin'de açıklayacağı bir paket var. Bu çok önemli ama biz ne yapıyoruz? Genel merkez bize Sayın Başbakanımızın başkanlığında belediye başkanlarını topladı. O bölgeden güçlü bir büyükşehirli o bölgedeki bize hangi ilde, hangi ilçede ne yapmamız gerektiğiyle ilgili görevlendirme verildi. Mesela ben Batman'ı aldım. Öyle mi? Batman'ın sorumlusuyum şu anda. Hemen iki belediye başkanımızı aradık biz, Kozlu, Hasankeyf'i. Neye ihtiyacınız varsa çıkarın. Biz de dedik biraz havalar ısınsın, ekip olarak oraya gelelim.
biz bütün gücümüzle elimizden geldiği ölçüde Sadece teknik ekip. altyapı mı? Neyse. Neyse. Neyse yani sonuçta benim bir gücüm var. O gücüm ölçüsünde kendi ilçemmiş gibi. 9 ilçeden biriymiş gibi oraya destek verecek şekilde onlarla çalışma yapıyoruz. İnşallah bir 15 gün içerisinde de onları yerinde görüp ziyaret edip onunla ilgili ne yapılacaksa da gerekli tedbiri biz de alacağız. Peki mülteci sadece hani Antep göç değil, öncelikli olarak Suriyeli mültecileri de evet. ağırlıyor. Evet. Ne kadar şu anda Antep'te şimdi, biliyor musunuz yani son tabii bir... Tabii Antep kayıt için alındı. Şimdi ben başkan adayı olduğumda baktım. Tabii bakanlık ve vekillik yaptınız ama algıda seçicilik sorumluluk alanı size yeni öncelikler belirliyor. Evet. Baktık 4000'e yakın Suriye plakalı araç şehrin içinde dolaşıyor. Bunun hızlı bir şekilde sistemin içine girmesi gerektiğini hemen Emniyet Genel Müdürümüzün yanına gittik. Bunların mutlaka kayıt içine alınması ve sistemin içine girmesiyle ilgili çalışma başlattık. Ne kadar Suriyeli mülteci olduğunu sayısı net değildi. Sistem daha yeni başlamıştı, tamamlanmamıştı. Valimizle beraber hızlı bir şekilde entegrasyonu sağladık. Ve şu anda biz bütün %99 kayıt içine girdi. AFAD'ın yani kampların toplamında bizim 55 bin ama 355 bin de şehrin içinde yaşayan var toplam baktığınız zaman. Yani şehrin içinde yaşayan kamplarda yaşayanın 4 katı. Çok daha yüksek miktarda halkımız şehrin içinde mültecilerle beraber yaşıyor. Peki bu ne oluyor? Antep'i nasıl etkiledi? Yani hep şöyle anlatayım bir ben dönem size. Aslında çok konuşuluyordu yani Suriyeli mültecilerin şehrin demografisini değiştirdiği işte tatsız hadiseler yaşanıyor diye. Şu anda gerçi gündemde çok fazla gündemde yok onun ama. Nedeni şuydu. Her seçim öncesi siyasi partiler bunun hükümetin dış politikasından kaynaklı işte yanlışlar Suriyeli mülteciler üzerinde daha da fazla köpürtülünce bu bir dönem dediğiniz şey hep o dönemlere evet, denk geldi. Yani seçim öncesi, AK seçim Parti sonrası. hükümetinin seçim dönemlerinde bu bizim Suriye politikasında battığı. Evet. Yani bunun işte ceremesini Türkiye'nin çektiği gibi. Şimdi toplumsal karşılığında da şöyle bir karşılık bulduğunu görüyorsunuz. Çünkü geliyor halk. Zaten göç olan bir şehirdesiniz. En büyük sorun bir şimdi geldi. Temel ihtiyacını giderecek şekilde karnının doyurulması, kömür yardımı, gıda desteği. Burada sorun yok. Sorun işte hayırseverlerle, vakıflarla, STK'larla, yerel yönetimlerle biz o acil ihtiyaçları giderebilecek gücümüz var. Çünkü bizim medeniyetimiz bize bunu emrediyor. Orada sorun yok ama esas şehircilik adından sorun baktığınız zaman ciddi bir şekilde konut fiyatlarında artış sağlandığını, yani kira fiyatlarının yükseldiğini, arsa fiyatlarının yükseldiğini ve konut ihtiyacının ne kadar yükselmeye başladığını gördük. Bu bunun yan etkisiydi. Evet. Bunun üzerine biz hemen Sayın Başbakanımızla görüştük. 5,5 milyon metrekare yeni bir şehir. Yaklaşık 50 bin konut, 4 kişi yaşasa 200 bin kişinin yaşayacağı yeni bir yaşam alanı. Evet. Toplu konutla bu şehir planlamasını yaptık. Halkımıza dedik ki, tamam bu sorun var ama bu sorunu kim çözecek? Güçlü bir iktidar çözecek. Yerelle genelin hızlı bir şekilde hareket ettiği bir çözüm size lazım. Bunu seçim öncesi tasarımlarımızı yaptık. TOKİ Başkanımız geldi, Başbakan Yardımcımız, milletvekillerimiz hep birlikte bu lansmanı yaptık. Halk bunu gördü. Bunun yani eyvallah sorun var ama çözebilecek güç de, siyasi güç de burada mevcut. Ve inandı bize %61 gibi çok net bir destekle arkamızda durdu. Şimdi birincisi konut. İkincisi ulaşım. Niye? Gelen insanlara 4 bin araç demek, 300 bin kişi demek. Zaten göç alıyoruz. Trafik en büyük sorun. Bu yeni gelen dalgayla da buna ne yol dayanıyor ne ulaşımla ilgili yeni sorun alanlar oluşuyor. Ayda 2 bin araç şehirde trafiğe çıkıyor. Dolayısıyla bizim hem şeyin demir yollarının
hem hava yollarının hem de kara yollarının bu yeni yapıya göre hızlı bir şekilde kendini geliştirmesi gerekiyordu. Biz mesela Büyükşehir Belediyesi olarak 20 ayda 4 kavşak bitirdik sıkışma bölgelerinde. Hı hı. 830 kilometre yeni yol yaptık. Çok önemli bir şey. Geçen hafta Ulaştırma Bakanımız geldi. Bizim onunla beraber Gaziray, hızlı tren, hava yolları, yeni yaşam alanları ve yeni yollar, yeni kavşaklar, 5 tane yeni kavşağın planlamasını yaptık. Bunu da halkımızla paylaştık. Ulaşım master planı, hı hı. yeni alanlar. Üçüncüsü de mesela bizim için, bizim şehir için en önemli şey su. Evet. Niye su? Bizim çünkü şehirde su fakir olduğumuz için biz Kahramanmaraş'tan su taşıyoruz 120 kilometreden. Suriyeliler gelince bir anda 1/4 bizim su ihtiyacımız arttı. Gelen kaynak sabit olunca yeni bir baraj yapmamız gerekiyor. Şimdi bu haftada nedir durum? İşte bu hafta Orman Bakanımız geldi. Büyük bir ılık su barajı gibi büyük bir barajın çalışmasına başlattık ama daha hızlı bir tedbir aldık. Kartalkaya ile yeni bir 1050 kodunda yeni bir su kaynağı bulduk. Bu kaynağı devreye aldığımız zaman bir regülatörle su kapasitemizi hızlı bir şekilde artıracağız ve gelen su cazibe ile geldiği için şu andaki gelen suya göre elektrik masrafı düşecek ve halkımıza daha ucuz ve daha kaliteli su içim imkanımız olacak. Ama yatırım yalnızca bu regülatör yatırımının eski parayla karşılığı 1,5 katrilyon. Yani hükümet Suriye'den dolayı yeni sorun alanları ile ilgili bu bölgeye ciddi bir şekilde yatırımlarını kuvvetlendirmeye ve ihtiyaçları görüp yatırım programını almaya başladı. Biz de ikili ilişkilerle bunu anlatıp daha hızlı çözüm bulma noktasında elçilik yapıyoruz ama hamdolsun yönetilebilir şeklinde her gün başka bir sıkıntıyı çözüm üretecek şekilde de sorunlarımızı çözme gücüne sahibiz hamdolsun. Peki mesela Suriyeli mültecilere nasıl bakıyorsunuz Gaziantep olarak? Misafir olarak mı artık hani buralılar, Gaziantepliler gözüyle mi bakıyorsunuz? Yani bu da değişik kesimlerde değişik algılanabiliyor ama şöyle bir durum var. Şimdi sanayici diyor ki ben 170 ülkeye ihracat yapıyorum. Özellikle Orta Doğu pazarı benim en büyük pazarım. Ben açık işte özellikle inşaat gibi açık işte zaman zaman çalıştıracak adam bulamıyorum. Mesela taş ustalarında veya ayakkabı sektörü gibi sektörlerde Suriye'den gelen ustaların, mühendislerin çok fazla işlerine yaradığını söylüyorlar. Ama ne gerekiyordu? Bir çalışma hayatının düzenlenmesi. Biz gittik, formülü de biz ürettik. Dedik ki kendi işçimiz, kendi esnafımız mağdur olmasın, kota uygulayalım. Bir iş yeri %10 kotayla Suriyeli çalıştırabilir dediği zaman aslında bu kendi işçimizi koruyor. Çünkü zaten fiili bir durum var. Evet. Karın tokluğuna çalıştırılıyor. Kayıt dışı ve çok ucuza çalıştırılıyor. O zaman sistemin içine girdiği zaman, asgari ücretle almaya başladığı zaman bu sefer kendi işçimizin hakkını, hukukunu koruyoruz. %10 da kota koyunca %10'dan daha fazla da çalıştıramayınca. Gaziantep işsizlik oranı nedir peki? 6.6. Yani Türkiye ortalamasının altındayız en son TÜİK verilerinde. O yüzden eğer iyi uzmansa, ustaysa, iyi mühendisse geldi ve sistemin içine girdi. Ve sistem ondan şehir kendi içinde bunu yönetebildi. Ama sosyal desteğe ihtiyacı olan engelli, yaşlı, çocuk bunlarla da ilgili çok ciddi bir sosyal içerme paketi. Ve onlarla ilgili daha güçlü bir çalışma modeli içinde ilgili bakanlıklarla çalışıyor. Şimdi biraz önce siz konuşurken aklıma geldi. Gaziantep, Batman'dan sorumlu yani orayla ilgili çalışmalarınız olacak. Sınırınızda Halep var. Peki Halep'e hazır mısınız? Yani oradaki savaş bittiği zaman. Şimdi bizim bireysel olarak hazırlığımızla beraber sanayici diyor ki bu kadar uzun yıllar devam etmeyecek. Bir şekilde çözüm bulunacak ve oranın imarı, islahı yapılması en yakın bölge, en hazır bölge Gaziantep diyor. Çünkü bunu yapabilecek gücümüz var. Yani bunu bekliyorsunuz değil mi? Yani iç savaş bizim o konuda hazırız. Yetişmiş insan konusunda çok elimizde gücümüz ve imkanımız var.
Zaten öyle olduğu zaman en hazır yere gidiyor. Mesela şimdi Tahran ambargoyu kaldırdı. Evet. Yani dünya ambargoyu kaldırdı. Tahran'da yeni bir açılım var. Bu bölgede işbirliği yapabileceği en kuvvetli şehir neresi? Yani bölgenin Evet. geldiğin zaman, baktığınız zaman burası Gaziantep. Çünkü 5 organize sanayisi olan Evet. ve 170 ülke ihracat yapabilen, Avrupa Birliği ülkelerinin hepsine ihracat yapabilme gücü ve imkanı olan gıda, halı, inşaat, birçok alanda kendini yenileyen bir sanayi altyapısı var. Bu bizi zaten o bölgede cazibeli hale getiriyor. Bu Ayrıca bir kendiliğinden de biz hazırız şehrin, demeyle olacak bir şey evet, değil bir yani. de tarihi, coğrafi, kültürel olarak Evet. özelliklerinle bakıldığı zaman da Gaziantep Evet. bu bağlamda önemli. Şunu soracaktım, yani Orta Doğu'daki gelişmelere bakınınca, yaşananlara bakılınca siz Gaziantep'i nerede konumlandırıyorsunuz? Biz şimdi bu istikrarsızlık bir an önce bitmesi noktasında hakikaten çok istiyoruz. Bölge açısından çok istiyoruz. Çünkü işte gastronomi şehri UNESCO'dan Evet. biliyorsunuz dünyanın 8. mutfağı ödülünü aldık. 5 antik kent. Sevinebildiniz mi bu kadar böyle yaşananlar Ama arasında? ben şey diyorum, pozitif gündem. Çünkü hepimiz oralara takılırsak bunlar hepsi malzeme üretmek için o kadar büyük bir malzeme ki. Ama insan hayatında, toplum hayatında, şehir hayatında bunlar çok kısa süreler. Bittiği zaman sen buna ne kadar hazırsın? Mesela bizim sanayicimizin en çok söylediği şey, krizi fırsata dönüştürme gücüne ne kadar sahipsin? Mesela büyük holdinglere baktığınız zaman hep en sıkıntılı dönemde fark atıp büyüme gücüne ulaşıyor. Niye? Bunu görüyor. Dolayısıyla şehir bunu yıllarca, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda, İran-Irak Savaşı'nda, o Saddam'ın o döneminde bunların hepsini gördü, bunu yönetebilme gücüne ulaştı. Şimdi ben inanıyorum Orta Doğu ile ilgili biz şunu söylüyoruz, üretim merkezi, finans merkezi olabilecek bu coğrafyada en güçlü odak noktası burası. Ve bu gelin demeyle olacak bir şey değil. Kendiliğinden bir çekim gücü, bir cazibe merkezi oluşuyor. Bu da insan, yetişmiş insan. Her alanda ufku olan, vizyonu olan ve bunu yönetebilen insan. Bu şehirde şu anda bu altyapı var. Dolayısıyla biz Orta Doğu noktasında da çok iddiamız ve hedefimiz var inşallah. Peki Gaziantep'ten yeni anayasa tartışmalarını, başkanlık tartışmalarını takip edebiliyor musunuz? Ne diyorum? Nasıl bakıyorsunuz? Mesela işte yeni bir uzlaşma komisyonu kuruldu. Meclis başkanı bunun ismini değiştirdi ve mutabakat komisyonu dedi. 2011'de de kurulmuştu biliyorsunuz. Mesela siz ne görüyorsunuz? Yeni bir anayasaya Türkiye sahip olabilir mi? Şimdi bu tecrübelerle gelinen bir nokta var. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği 66 madde, eğer siz hakikaten samimiyseniz anlaştığınız noktaya gelin hemen çıkaralım dediği bir süreç yaşandı. Ama Ama bunlar, başarılamadı. evet, bunlar daha çok bireysel hak ve özgürlüklerle alakalı maddeler sanırım. Evet. 66 madde. Tamam ama Ama şu anda sonuçta hani başkanlık sistemi tartışması da yürüyor yani. Aslında hani ben başkanlık sistemi değil de hükümet sistemi tartışması olarak tamam. isimlendirilmesini daha doğru olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Asıl olan, yani yeni anayasada asıl tartıştığımız şey işte kişisel hak ve özgürlüklerden ziyade hükümet sistemiyle, yani sistemle alakalı Aynen. kısımlar var. Yani Şimdi ona da bunlar. şöyle bakıyorum ben. Dünyada zamanın ruhu ve dünyadaki gelişmeleri bilimsel ve teknik olarak, hukuki olarak ne kadar bakabiliyoruz? Bizim ülkemizin böyle bir sorunu var. Yani biz işte G20 ülkelerinin eğer yarısından çoğu ya yarı başkanlık ya da başkanlık sistemiyle gitmiş ve yol almışsa, fark yapmışsa, rekabeti yönetmişse kendi modeliyle, bu elimizde bizim bir öngörü. Bizim kendi mevcut yapımıza baktığınız zaman darbe anayasalarından bir an önce çıkmamız gereken, yasal olarak insan hakları, demokrasi mücadelelerimiz var ama bir anayasa üzerinden hakikaten artık bütün herkesin, bütün partilerin konuşmaya gelince bu anayasa değişmesi de gerekli dediği bir nokta var. Şimdi Türkiye'nin halk, %99'u evet yeni bir halk izliyor anayasa, bunu. halk da istiyor. İzliyor Bazı da, izliyor izliyor da. da. Ben şunu görüyorum. Tamam kardeşim, ne kadar samimisin. Herkes kendi tabanına sonuçta gidip demokrasinin en büyük güzelliği hesap verebilirlik.
Sen bunun önünde mesela en son seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kadar kendi tabanında yaşadığı sıkıntı neydi? Sen bunu söyledin. Niye çözümün parçası olmuyorsun? Şimdi biz hükümet olarak hep çözümün parçası olmaya çalıştığımız için sorunumuz şu bizim. Biz tartışmaları yaparken bireyselleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde en güçlü bu. Herkes buna vurduğu noktada biz ancak kendi sistemimizi kurabiliriz dediği veya kendi iktidarımızı oluşturabiliriz dediği bir bakış açısıyla baktığında işte seni başkan yaptıracağız, yaptırmayacağız evet. dediği bir noktaya gidiyor. Bu o kadar yanlış ve tehlikeli bir yöntem ki. Şimdi biz, Sayın Cumhurbaşkanı da fani. Bu da bugün var, yarın yok. Biz hepimiz faniyiz. Biz bu memleketin geleceği açısından nasıl bir sisteme ihtiyacı var? Kişilerin adı ne olursa olsun. Evet. O makamda kim olursa olsun hiçbirinin önemi yok. Nasıl bir sistem lazım değil. Önce bunu o masadaki insanların hukuki bakışıyla bakması lazım. Ama şöyle bir şey de var Fatma Hanım. Şimdi muhalefet tamam yani seni başkan yaptırmayacağız diye Türkiye'nin en aslında önemli sorunlarından bir tane sistem tartışması. Evet. Yeni anayasa tartışması. Ama sistem tartışması yani hükümet sistemi ile alakalı kısımlar değişmeden yeni bir anayasa yapmanın bir anlamı da yok aslında. Evet. Yani parlamenter sistemin ne olduğu ortada. Şöyle bir şey var. Muhalefet bunu sekteye uğratmak, akamete uğratmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine atmaya evet. çalışıyor ve oradan. Ama bunu AK Parti'nin kendisi de Erdoğan üzerinden yürütüyor. Yani böyle bir açmaz var aslında. Şimdi Elif Hanımcığım, kim nasıl yönetirse, yürütürse yürütsün, güneş balçıkla sıvanmaz. Şimdi ben 3 dönem milletvekilliği evet. yaptım. Şu anda da ben başkanım. Başkanlık, ben belediye başkanıyım. Evet. Başkanlık diktatörlükse ben diktatör müyüm şimdi? Meclisimde bütün partilerin kendi meclisimde evet. temsili var. Her türlü görüşe açık komisyon çalışmaları var. Dolayısıyla kavramlar ve algılar üzerinde bu evet. ülkeye yazık oluyor, yanlış evet. oluyor. Ben o parlamentoda çalıştım. Vallahi billahi eğer kendiniz iş yaratıp sistemin içine dahil olmazsanız o kadar gücü boş yere kullanıyoruz ki. Milletvekillerimizin gücünü, kapasitesini, parlamentonun gücünü kullanan bir sistem yok burada. İçeriye girdiğiniz şunu zaman çok net bir şekilde görüyorsunuz. Parlamenter sistemin ıslahı mümkün değil. Yani o sistemin içerisinde 3 dönem bulundum, oradaydım ama bu sistem çalışmıyor. Bu sistem yeterince verimli çalışmıyor. Hı-hı. Çalışmıyor dersek de bu kadar geçmişimize yanlış yapmış oluruz. Ama şunu söylemek lazım. Bu sistemi rehabilite ne kadar ederseniz edin mevcut yapı evet. bu vekillerin gücünü kullanmaya müsait değil. Komisyonların çalışmalarına bak, ben çalıştım biliyorum yani. Komisyon parlamentonun çalışmasına baktığınız zaman aslında diyorlar ya başkanlık sisteminde emir komuta sistemiyle giden bir sistem var. Tam tersi. Şu anda Obama'nın yetkisi Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisinden daha az. Evet. Kesinlikle daha az. Ben gittim ilk milletvekiliyken bir projeyle bize o sistemleri anlattılar. Kıyasladığınız zaman Obama'nın kendi meclisinden kararlar alabilmesi o kadar zor ki o mevcut evet. yapıda. Ama bir algı oluşturulup bunun tam tersiymiş gibi gösteriliyor. Aslında anayasanın Türkiye'de mevcut, böyle gösteriliyor. Evet, anayasanın mevcut yapısıyla başkanlık sistemine göre mevcut yapı ona o kadar çok yetki, o kadar çok hak veriyor ki. Mesele fani bir mesele olsa, yani dünyalık bir mesele, bireysel bir mesele ya olsa. Ya Erdoğan'ın bir güç edinme. Şu anda zaten güç ediyor. Evet. Daha ne kadar güçlü olabilir? Anlatmaya çalıştığım şey, mevcut parlamentonun içine girdiğiniz zaman milletvekili sistemi hem kendi toplumunuzu sorun çözme rica makamındasın. Kesinlikle rica makamındasın. Yani iyi ilişkiler içerisinde gidip birebir takip etmediğin hiçbir şeyi başaramıyorsun. Gücünü, kapasiteni kullanamıyorsun. Dolayısıyla bu sistemin ne kadar rehabilite edilirse edilsin, işte çalışan iyi modeller üzerine baktığınızda oranın da eksileri varsa oturup onları da konuşalım. Ama açık, net, hesapsız, çocuklarımızın geleceği, yarın ben yokum kardeşim, benden sonraki pozisyonda
en kısa yolda ben ilk ona nasıl gireceğim? Beni hangi yöntem bu dünyada ilk ona götürür yöntemine dönüştüremezsek biz ve özellikle eğitimli kesimi buraya entegre edemezsek diktatörlük, başkanlık yazık oluyor. Yıllarımız gelip gidiyor. Ben alana girdiğimde genç bir mühendisken girdim, şimdi orta yaşlı. Çocuğum benim ilkokula başlamıştı, üniversiteyi bitirdi. Yıllar çok hızlı geçiyor. Allah için herkesin burada sağduyulu, özellikle eğitimli kesimin sistemleri inceleyerek neyi dengeleyici unsur, neyi frenleyici unsur, mevcut sistem nasıl çalışıyor? Şimdi mevcut sistemde hükümetin tamam deyip parlamentonun yok dediği ne var Allah için? Hiçbir dengeleyici falan da bir şey yok. Evet. Esas dedikleri oysa kendileri getirmeli. Kendileri getirip demeli ki bu sistemi realize edelim. Daha verimli bir çalışma modeli koyalım. Bu konuda ama hükümetimiz yeterince anlatamadığı kanaatindeyim ben. Halkımız çok akıllı. Biz tabana yayacak şekilde bu işin uzmanlarıyla anlatacağımız bir kampanyayla ben neyin ne olduğunu çok iyi şekilde anlayacağını ve çok hızlı karar vereceği kanaatindeyim. Bunu başarmak gerekiyor. Yani bunu bir kampanyayla halkımıza tabana anlatacak şekilde bir çalışma yapmak gerekiyor. Evet, bunu da işte başkanlık sistemi değil de Türkiye'nin mevcut sistem sorunu, hükümet sistemi sorunu olduğunu anlatmak gerekiyor ve daha doğru zeminde, doğru başlıkla tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki siz Amerika'ya gittik, biz o sistemi inceledik dediniz. Hatta o anlattılar bize. Bize anlattılar, orada Obama'nın ilk dönem seçimiydi. Yani ben 2007 yılıydı. Bush'un hatta kongresine katıldım. Bush'un kongresine katıldığım zaman hayretler içinde kaldım. Konuşma o sırada da biz parti kapatmalarla uğraşıyoruz. İşte ağzınızdan çıkan her şeyin, başörtüsü meselesinin, laiklik meselesinin. Cumhuriyet mitinglerinin yapıldığı. Evet, yani aslında 2007. Bu o kadar hızlı unutuyoruz ki. Bush'un kendi, cumhuriyetçilerin kendi kongresindeki konuşmasını dinlediğim zaman aman yarabbi dedim, bizimkiler bunun milyonda birini söylese ülkede kıyamet kopar. O kadar din merkezli söylemler üzerinde, mesela en büyük seçim propagandası kürtaj üzerineydi. İşte kürtaj yanlısı mısınız değil misiniz? Cumhuriyetçilerle demokratların birbirinden ayrıldığı en büyük seçim kampanyasının başlığı buydu. Türkiye'de de bu oldu. Yani kürtaj karşıtıyım dediğin zaman da sorun, tarafın dediğin zaman da sorun. Anlatmaya çalıştığım şey o. Ama işte bu tecrübe gele şimdi çok kısa süre, ne kadar hızlı unuttuk ama bunların hepsini yaşadık biz. Evet. Dolayısıyla ben tartışmaktan korkmamanın, her türlü fikriye açık olmanın, en doğrusu neyse de mertçe bunu konuşabilen bir ortamın sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bunu başarmamız gerektiğini Peki, düşünüyorum. Peki Türk tipi başkanlık modeli, hani orada gittiniz, size anlattılar, sistemi gördünüz, daha belki yakından incelediniz. Türk tipi başkanlık modeli mümkün olur mu? Türk tipi başkanlık modeli dediğiniz şey iyi açıklanmaz. Hani belediye başkanları ya da belediye seçimleri örnek gösteriliyor. Buradaki hani belediye sisteminde işte meclis üyelerini ayrı seçiyorsun, başkanı ayrı seçiyorsun. Evet. Ama halk karar veriyor. Halk karar veriyor, evet. Şimdi Türk tipi başkanlık sistemi dediğin başkanı... şeyi de içini iyi doldurmazsanız aslında diktatörlük ve başkanlığa gidiyor. Gider mi? Anlatmazsak gider. Toplumu iyi anlatacağız. Anlatmamız lazım yani. Nasıl gider mesela diktatörlüğe? Şimdi o zaman isimlendiriyorlar hemen zaten. Zaten ne istiyor kardeşim, her dediğini yapıyor havasında yeni tartışmalar açılıyor. Evet. Biz o tartışmaların bize hiçbir faydası yok. Avara kasnak gibi dönüp duruyoruz. Evet. Beni ilerleten tartışmalar ve söylemler üzerine biz oturtmalıyız. Bunun da yönü bilim ve akıl. Yani dünyadaki bütün gelişmeleri anlatacağımız, özellikle iyi hukukçuların bütün gelişmeleri anlattığı iyi bir taban çalışması yapılması gerektiğini düşünüyorum. Fatma Hanım, programımızın son dakikası ama biz hala böyle, şahsen ben kendi adıma söylemem gerekirse sizi gördüğümüz zaman hala böyle hani Türkiye siyaseti, genel siyaset konuşuyoruz. Gaziantep'e haksızlık olmadı. Zeyuk mu müziğiniz vardı sizin? Bizim her şeyimiz var. Şimdi biz National Geography'ye yeni belgesel hazırladık. 5 antik kent. Bir tanesi Hristiyanlıktan öncesi ilk inanç turizminin doğduğu Dülük antik kenti.
Aslında bunu çok iyi anlatmamız gerekiyor. Hı-hı. Şimdi belgeselimiz hazırlanıyor. İkincisi Geçit dönemi, Kargamış ve Gumkale. Bu da bizim o coğrafyada en önemli dönem, tarihçilerin en önemli dönemi. Göbekli Tepe'den çok daha eski tarihi dokuya sahibiz. Üçüncüsü Roma dönemi, Zeugma. Evet. Muhteşem bir Roma dönemi var, her türlü eserler var. Dördüncüsü İslam medeniyeti. Hazreti Ömer zamanından sonra başlayan oradaki İslam medeniyetinin çıktıları. Hanlar, hamamlar. Şimdi en çok hanı hamamı olan şehriz. Habire restore ediyoruz. En büyük hanlar bizde, en büyük hamamlar bizde. Hamam müzesini açtık. Gastronomi şehri olduk. UNESCO onayladı. Arkeoloji ve gastronomi üzerinde çok büyük uluslararası boyutta hedeflerimiz var. Ve Allah'ın izniyle nereye gideriz, ne yeriz? Cevabını Gaziantep verecek. Veriyor da inşallah. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Zeugma Müzesi'nden sizinle daha öncesinde yayın yaptık ama Hamamlar Müzesi'nden o zaman bir yayın hamam müzesine beraber bir yayın yapalım. İnşallah. Sonra Gaziantep'te buluşalım. İnşallah. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür İyi ederim. İyi ki geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar, hayırlı çok çalışmalar diliyorum. Sana. Evet, programımızın sonuna geldik. Program konuğu eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'de. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.